Bismillahirrahmanirrahim. 72 yıl önce 14 Mayıs 1948'de Filistin topraklarında Siyonist devlet ilan edildi. Bir gün sonra 15 Mayıs günü de Nekbe, yani büyük felaket dönemine girildi. Bir halkın kendi köylerinde, şehirlerinde, camilerinde, sokaklarında katliama uğraması, topraklarından zorla sürgüne gönderilmesi ve kendi vatanına geri dönme hakkının elinden alınması süreci böylece başlamış oldu. Müslümanların siyasi birliklerinin olmaması nedeniyle aralarındaki ihtilaf ve çatışmaların her geçen gün daha da derinleşmesini fırsata dönüştüren Siyonistler, işgal ve talanı Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Peygamber Efendimizin miranca yükseldiği yer olan Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa'ya kadar vardırdı. Şimdi de Batı Şeria'nın ilhakının hazırlığını yapmaktadır. Kudüs için farkındalık oluşturmak, işgalden kurtuluş sürecini hızlandırmak ve nihayetinde özgürleştirmek için Müslümanları harekete geçirmek amacıyla her Ramazan ayının son Cuma günü Dünya Kudüs Günü olarak anılmaktadır. ABD ve diğer işbirlikçi bölge ülkelerinin de desteğiyle 100 yılın ihaneti planının adım adım yürürlüğe konulmaya başladığı bu yıl, Dünya Kudüs Günü çok farklı bir anlam taşımalıdır. İşgal rejimi ve ABD ile yapılan bütün anlaşmalardan çekildiğini açıklayan Filistin devleti yalnız bırakılmamalıdır. Ramazan'ın son cumasını idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, bütün Müslümanları ırk, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun, bütün ihtilaf, çekişme ve farklılıkları bir kenara bırakarak Kudüs ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz. Kudüs davasının hayati bir döneme girdiği bu süreçte siyasi, ekonomik ve askeri getirisi ne olursa olsun Türkiye, Akdeniz'de işgal rejimiyle münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamaya tevessül etmemelidir. Türkiye, Kudüs davasını akim bırakacak böyle bir anlaşmaya tevessül etmesi durumunda İslam alemine en büyük zararı vermiş olacaktır. Türkiye sahip olduğu askeri, siyasi ve jeostratejik imkanlarını İslam ümmetinin aleyhine değil, lehine kullanmalıdır. Hüdapar olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kudüs'e sahip çıkmaya devam edeceğimizi ve Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kudüs, ümmetin siyasi başkentidir ve öyle kalmaya devam edecektir. Teşekkür ederim.